Merhaba arkadaşlar, Tokat'ın Aydoğdu köyünden sizlere selam olsun diyorum. Şimdi sizlere bir ev videosu çekeceğim, evimizi gezdireceğim. Burası benim doğup büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği güzel, büyük bir ev. Sizlere burayı göstermek, burayı tanıtmak istedim. Sevgili takipçilerim, şimdi kapıdan içeriye giriyorum ve evimizi sizlerle paylaşıyorum. Burası şöyle giriş kapısı, demirli bir kapı yaptırmış kardeşim. Etrafına tel çektirmiş. Çamaşırlarımız da orada asılı. Burada güzel bir eriğimiz var, erik ağacımız. Şimdi eve gireceğim. Burası 3 erkek kardeşin yaşadığı, ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla yaşadığı büyük bir ev. Şimdi dedelerimizin evi yani. Şimdi bizlere kaldı. Şimdi benim kardeşim oturuyor. Yazın geliyor. Bahçesi var, arısı var. Lavanta ekiyor. Şimdi o kullanıyor ama bu büyük evi 3 tane erkek kardeş, dedemin 2 tane kardeşi bu evde yaşadı ve bizler de burada büyüdük. Burası gerçekten büyük bir ev. Şimdi sizlere tanıtacağım. Tabii tadilat geçirdi. Eski bir ev olduğu için kardeşim burada oturabilmesi için tadilat yaptı. Tadilattan sonraki hali de bu şekilde. Eskiye çok yakın. Yani çok fazla değişiklik yapmadı. Sadece kırık dökük yerlerini tadilat yaptı. Şu şekilde sağdaki odadan başlayalım istiyorum. Burası bizim eski misafir odamızdı. Şimdi geldikçe kardeşlerim kalıyor, biz kalıyoruz. Şöyle içerisinde göstereyim sizlere. Şöyle bir yatak kondu. Makat var. Oraya makat diyoruz biz. Buraya bir soba konmuş. Kışın gelindiğinde de kalınabiliyor. Burada da kendi babaannemin, Kamer babaannemin sandığı var. Diğeri Arife babaannemdi. O babamın amcasının hanımıydı. Bu da benim babaannem, babamın annesi. Onun sandığı. Şöyle göstereyim sizlere. Bizlere hatıra kalan şeyler işte bunlar. Şu karşı taraftaki yastıkları göstereceğim sizlere. Şöyle bakın. Bunları annem işlemiş. Eski yastıklar, eski modeller. Şuradaki halıyı da göstermek istiyorum. Bunu babam Almanya'dan getirmişti. Şöyle bakın. Halının desenine bakar mısınız? Şahane. Sanki bir tablo. Biz bunu küçükken bayılarak bakardık. Şimdi böyle duvar halısı olarak odayı süslüyor. Şimdi diğer odalara geçeceğim. Şöyle çıkıyorum bu odadan. Burası en renkli oda. Kapımızı kapatalım. Burası da diğer oda. Şöyle bakalım. Buraya da kanepe koymuşlar. Yatak yapılıyor misafirler geldikçe. Şimdi karanlık kileri de göstereyim sizlere. Burası da annemin ardiyesi. Şöyle bakın. Burası mutfak gibi yapılmış. Daha doğrusu eskiden mutfaktı burası. Şimdi böyle depo olarak kullanılıyor. Buraya da böyle bir metalden raf konmuş. Eşyaları annemler buralara koymuşlar. Buradan da çıkalım. Bu odada büyük dedemin odası, İbrahim dedemle Arife babaannemin odasıydı. Şöyle, onlar da bizlerle yaşıyordu. Babamın amcası oluyor kendileri. Ama şimdi biz geldikçe kullanıyoruz tabii. Burada bir yatak var. Kilim konmuş, bir tane soba. Masanın üzerinde de bizlerin eşyası var. Burada da büyük Arife annemin, büyük babaannemin sandığı var. Şöyle göstermek istiyorum sandığı. İnsanlar gidiyor ve eşyaları kalıyor arkadaşlar. Bu çok hüzünlü bir durum. Şöyle sandık şahane görünüyor. Ve bu da bize kalan, onlardan bize kalan hatıralardan bir tanesi. Burada da fotoğrafları var. Bu babaannemin, dedemin
Çocukları yoktu. Babamla birlikte yaşıyorlardı. Allah rahmet eylesin. Bizleri çok severlerdi. Bu da askerlik resmi. Hep askerlik anılarını anlatırdı bize. İbrahim dedem ve Arif annem. Arife babaannem. Şöyle karşı tarafa da kardeşim eskiden kullanılan eşyalardan güzel bir görsel yapmış. Şu şekilde bakın. Bunları bilenler vardır. Köy hayatını bilenler bunları tanımışlardır. Şöyle göstereyim size. Yukarıda da terazi var. Bu da kullanılıyordu eskiden. Babamın döneminde, dedemlerin döneminde kullanılıyordu. Şimdi torunlara bizlere kaldı tabii. Şöyle göstereyim. Bu küple turşu yapıyorlardı. Bu yayık, tahta yoğurt yayığı. Bu küpün altındaki de sacayak. Şöyle üç ayağı olan, üzerine kazanların konulup yemek yapılan sacayak. Bu da sokuda bulgur yaparken, yarma yaparken kullandıkları tokmak. Bulgur dövüyorlardı, yarma dövüyorlardı. Yarma dövmek için taş vardı, orijinal taş. Taşın içerisine koyup, üzerine de su koyup kadınlar elleriyle vura vura dövüyorlardı. Küpün üzerinde leğen ve ibrik var. Şu ibriğe su koyuyorduk. Bu leğeni de elimize alıp şöyle misafirlerimiz geldiğinde onların ellerine şöyle su dökerek yıkıyorduk. Eskiden köylerde su yoktu. Çeşme yoktu, lavabo falan olmadığı için bunları kullanıyorlardı. Bakırdan yapılma ellerini ve ırmık. İbrik diyorlar. Bu anadut. Buna anadut diyorlar. Yanındaki yaba. Bu da yaba. Bu da tığ savurmak için kürek. Onu da yine buğdayları samanlarından ayırmak için kullanılıyordu eskiden. Dedemler kullanıyordu, ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Kardeşim evin bu kısmına güzel bir görsel yapmış. Çok da güzel olmuş gerçekten. Şimdi karşı tarafta oturma odası ve mutfak var ama şu yan taraftaki şu odayı göstereyim size. Burası da yine dedemlerin odasıydı. Şimdi annem yatak koymuş. Şöyle 3-4 tane yatak var. 3 tane yatak var. Dolap var. Burada da burada yaşayan kardeşim kalıyor. Şimdi diğer odaları da gezdikten sonra mutfağa uğrayalım. Şöyle geliyorum ve burada küçük bir oda var. Odada annemin yatak odası. Şöyle kendisine küçük bir oda yaptırmış. Burası aslında büyük ocağı olan bir evdi. Tadilat yapıldıktan sonra burayı böyle küçültmüşler. Şöyle içeri girip sizlere annemin yün yataklarını göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın. Odalara serdiği yataklardan hariç burada da bu kadar yatağı var. Yorganı var. Böyle. Buraya bir kanepe koymuş annem. Şöyle kanepesi var. Burada da bir küçük bezden gardırobu var. Buradan da çıkıyorum. Tabii çıkarken şunları da göstermeden edemeyeceğim. Yerlere serdikleri kilimleri şöyle göstereceğim. Burası da banyo. Burası da büyük bir banyo. Şöyle tuvaleti ve banyosu içerisinde. Karşıya klozet koymuşlar. Şöyle bir kurnası var. Güneş enerjisi var arkadaşlar. Güneş enerjisi olduğu için de sobayı çok fazla kullanmıyorlar. Burada da bir soba kazanı var. Su ısıtmak için banyo kazanı. Ve lavabo bu şekilde. Buradan da çıkıyorum ve şöyle küçük bir tuvalet var. Tuvalete de bir uğrayalım. Şu şekilde de bir küçük tuvaleti var evin. Burası da böyle. Burayı da kapatalım. Burada yine eskilere dair
bir tane şey var. Yün yapma malzemeleri. Bunlar yün tarama tırmı tara. Bunlar şu yün tarama tara. Şöyle yakından göstereyim size. Yünleri bununla tarayıp iğle eğriyorlardı ve ip yapıyorlardı arkadaşlar babaannemler. Şuradaki de yine buradaki de şunlar tokmak. Bu da yün yayı. Yay ve tokmak olarak geçiyor. İsimleri o şekilde. Bunu da yine büyük dedem yünü burada bu şekilde lif lif yapıyordu. Babaannemler de iğlerle eğirip ip yapıyorlardı arkadaşlar. Şimdi tam hatırlayamadığım için biraz zor anlatıyorum sizlere. O şekilde yapıp sonrasında onları çorap yapıyorlardı. Veya da şuradaki gördüğünüz kılları, yünleri bu şekilde kilim yapıyorlardı. Bunların üzerlerinde de eskiden babaannemler zamanında buğday kurutuluyordu, bulgur kurutuluyordu. Şimdi annem böyle yıkamış, bu şekilde değerlendirmiş. Bunları da rahmetli Osman dedem, lakabı Osman ama Ali Rıza dedem kullanıyordu. O yapıyordu yünleri. Allah rahmet eylesin. Yine bunlar ziyan olmasın diye kardeşim buraya güzel bir görsel yapmış. Bir de tam şu çatıda var. Şöyle elekler var, halburlar var. Bunlar da yine buğday yaptıklarında kullanıyorlardı. Şu anda yapılmıyor hiçbir şey ama bunlar burada görsel olarak duruyorlar. Bu da yine büyük hayvanlara takılan, ineklere takılan çan. Bunu da buraya asmışlar görsel olarak. Şimdi mutfağa giriyorum. Şöyle. Önce aşağıdan başlayalım. Kilimlerin güzelliğini sizlere göstermek istiyorum. Kilimler şahane. Şimdi buradan anlatacağım arkadaşlar sizlere. Önce bir görselini alayım. Şimdi buraya soba kurmuşlar. Havalar soğuduğunda soba çok kullanılıyor. Bizim köyümüzde hava gerçekten soğuk, yüksek bir köy. Öyle olunca soba şart. Bunlarsa şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu kız kardeşimin nakışla işlediği tablo. Şöyle göstereyim. Bu da benim. Makine nakışıyla yaptığımız el işleri annem buraya asmış, atmamış. Bu da erkek kardeşimin lisede veya da ortaokulda yaptığı ödevi, resim, resim ödevi. Yine buraya güzel bir dolap yaptırdılar. Şu şekilde ahşap. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi var, ocak var, fırın var. Bayağı bir şehir evi, şehir evi gibi yani köy evi gibi öyle büyük ocaklar yok, iş evi gibi ocağımız yok. Onları kaldırdılar. Şöyle çatıyı da göstereyim. Çatı ahşap, bu şekilde tahta ve bunları köyü tanıyanlar bunları da biliyorlardır arkadaşlar. Şöyle lambaları da sizlere göstereyim. Bunlar çok kullanılmadığı için birazcık tozlanmış lambalar. Eskiye dair bunlar da bizim için anılar. Bu da lamba. Bu da büyük evlerde olan orta direk. Bu orta direkte yeni gelen, evlenen gelinler akşama kadar soruturlarmış. Direğe yaslanıp misafirler gidene kadar dururmuş. İşte bu orta direk o. Gelin direğe diyeceğiz. Gelin direği deniyormuş bir de annem öyle söylüyor. Şöyle size sobayı da göstereyim. Evet, bu odaya da bu şekilde bir oturma grubu koydular. Şöyle. Bu halı da bizim çocukluğumuzun geçtiği, üzerinde oynadığımız, üzerinde büyüdüğümüz halı. İşte köyümüz. Köyümüz bir dağ köyü diyelim. Orman var, çok orman çünkü. Buraya da kocaman bir
Pencere yaptırdılar. Bak böyle göstereyim. Şu şekilde çok büyük. Ve hem içeriye gün ışığı çok giriyor hem de bu güzel manzarayı izliyoruz. Karşı taraftaki dağ da Gürcü Dağı. Orası tam o dağın tepesi Sivas sınır arkadaşlar. Bu tarafa Tokat. Dağın arka tarafı Sivas. Gürcü Yaylası. Gürcü Tekkesi de deniliyor arkadaşlar. Dağın üstünde bir ziyaret yeri var. Oraya insanlar adak adayıp adak götürüyorlar. Ve eskiden oraya yaylaya çıkıyorlardı. Hayvanlarını otlatmak için köylerde ot bittiğinde yukarı dağlara yaylaya hayvanlarını otlatmaya çıkıyorlardı. Şimdi oraları yaylakçılara kiralayıp köy bütçesine katkıda bulunması için parayla kiralatıyorlar. Köyümüzde evler hep yenilendi. Çoğu değil hepsi neredeyse İstanbul'da oturuyor. İstanbul'dan emekli olup gelenler köyde evlerini yenilediler ve yazdan yaza geliyorlar. Şimdi ben size köyün diğer sokaklarını da tanıtacağım başka videoda. Onun linkini de bırakacağım yine. Merak edenler izleyebilir arkadaşlar. Kanalımı takip edip videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Ben İzmir'de yaşıyorum. Takip eden arkadaşlarım bilir. Tatilde, yaz tatilinde köye geldiğim için sizlerle de bu güzel manzaraları paylaşmak istedim. Yine bu tepelerin arasında piknik alanları var. Çok güzel sular var. Oraları da sizlere yine göstereceğim. Başka videolarda görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın.